Ah sevgili Tom, küçüklüğümün büyük bir çoğunluğu seninle geçti. Kalbimde her zaman ayrı bir yere sahipsin. İlk oyunda yediğim jumpscare'ların haddi hesabı yoktu ama oyun bir şekilde hep kendini oynatmayı başarmıştı. Hatırlıyorum da oyunda bir bölüm bitirdiğinde cidden tatmin oluyordum. Ha bu arada ben Doom'u PC'de oynamadım arkadaşlar. Sega Genesis'imin olduğu dönemlerde oynamıştım. Ha evet, PC'de oynamadım değil. İlk oyunlarımdandır hatta. Wolfenstein PC'de oynadığım ilk oyundu. Vay güzel günler. Her neyse, daha fazla uzatmadan videonun amacına geçelim. Yani Doom Multiplayer Beta. Oyun iyi abi. İlk önce şu olaya bir açıklık getireyim. Oyunu yerden yere vurmak isteyen çok insan var. Nedenini bilmiyorum şahsen, gayet eğlendim oynarken. Hatta bazen eski günlere döndüğüm bile oldu. Bildiğiniz flashback yedim. Bu arada ciddiyim. Oyunu gerçekten yerden yere vurmak isteyen onlarca kişi var. Arkadaşlar bu Doom Multiplayer Beta. Bakın Multiplayer. Hiçbir Doom oyunu Multiplayer ile öne çıkmadı. Bunu en başından biri bilmeniz gerekiyor. Hele ki Doom 3 Multiplayer'ını hatırlıyor musunuz? O konuya girmek bile istemiyorum. Aslında eminim ki çoğu insan önyargılı davranıyor bu oyuna. Doom PC oyunudur. Başka platformlara niye çıkıyor ya? Olmaz böyle şey. Yoksa rüya mı? Olamaz, olamaz. Hayır gidin. Gidin başımdan. Siz de küçüklüğümün büyük bir kısmını yediniz ama artık sizi istemiyorum. Sizi sevmiyorum artık. Gidin. Lan gidin lan. Arkadaşım, Doom PC oyunu diye bir şey yok bir kere. Onu bir kafamızdan çıkaralım. Dediğim gibi ilk Doom'u Sega Genesis'te oynadım ve gayet eğlenmiştim. Her neyse efendim, şu ön yargıyı biraz da kırmayı başardıysam oynanışa ve grafiklere gelelim. Oyun piksel piksel. Dur lan yanlış oyun. Oyunumuz gerçekten güzel grafiklere sahip ve konsollarda 60 FPS açıyor. Yeme de yanında yat. Oyun verdiğiniz komutları harfiyen yerine getiriyor bazı oyunların aksine. Evet. O lanet olası oyunlar. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Oyun gerçekten beta'da. Silah çeşitliliği az ve oyunu bilinir sadece bir Demon var. Ama dediğimiz gibi beta. Amaç sadece bakın ne güzel oyun yapıyoruz. Demek. Oyunun hızı da gerçekten iyi. Bir silah ateşlediğinizde diğer silaha geçiş süreniz saniyeler alıyor sadece. Yakın dövüş animasyonlarından bahsetmiyorum bu arada. Onlar gerçekten ağır. Tamam, havalı, güzel hissettiriyor ama gerçekten uzun ve random gidiyor genelde. Bir adamın canını azaltıp yakın dövüşe indirip hemen diğer adama geçmek istediğinizde "Ho birader sen dur bakalım. Şimdi sana afilli bir ölüm gösterisi yapayım da şu yanındaki adam hemen beni öldürsün." Kafasında yapılmış gibi. Demek istediğim şu animasyonlar biraz daha hızlandırılabilir. Ya da direkt bize seçenek sunulup ayarlardan kaldırılabilir. Cidden bir noktadan sonra can sıkmaya başlıyor çünkü. Her neyse, asıl konumuz silahların gerçekten hızı değiştiriliyor olması. Adamı canını sniper veya bazooka ile güzelce indirdiniz mi? Shotgun'a geçmeniz sadece saniyeler alacak. Şimdi sizlere biraz ana menüden bahsedeyim. Ana menü hoş duruyor, pek denecek bir şey yok herhalde. Fight and Match kısmında ikişer oyun modu ve bir random moduyla 3 seçenek çıkıyor karşımıza. İlk modumuz Team Deathmatch. Bildiğimiz 5 vs 5 takım savaşları. Bu bazen 6 vs 4 olabiliyor. Oyunun dengesi burada bozuluyor biraz. Olsun. Beta deyip geçiyoruz. Ama oyun gerçek anlamda çıktığı zaman bu tür hatalar olursa acımam valla. Doom doom dedik, bağrımıza bastık o kadar. Her neyse. 10 dakika veya 75 puan ulaşıldığı zaman oyun bitiyor. İkinci oyun modu Warpath. Yani hareket halindeki alan koruma savaşı. Bir alanın içinde durup orayı kontrolünüz altına alıyorsunuz ve rakip takımın bu alana yaklaşmasını önlüyorsunuz. Tabi dediğim gibi bu alan hareket halinde olduğu için bu işleri biraz zorlaştırıyor. Oyun yine 10 dakika sürerken bu sefer bitirme puanı 250. Malum alan sizde kaldığı saniye boyunca puan kazanıyorsunuz. Son olarak random modu.
Bu her iki moddan birisini yolluyor size. Oyun modu seçemiyorsanız bu işinizi görüyor kısaca. Oyunda şu anlık iki harita var. Heatwave ve Infernal. Tabi ilerleyen zamanlarda bu artacak. Heatwave daha bir uzay gemisi havası verirken Infernal daha çok bir mağara yandırıyor. Korkunç bir mağara. Gerçekten korkunç. Oyunda bir de demon olayı var. Şu anlık sadece bir tane demon var. Revenant. İğrenç yaratık. Onun sayesinde fazla oyun kaybettim. Bildiğiniz oyunda üstünlük sağlarken birden defeat ekranı çıkıveriyor karşınıza. Bu abimiz gerçekten oyun değiştirici bir özelliğe sahip. Özellikle Team Deathmatch'te. Ölüm makinesi. Umarım single player'da bu kadar zor değillerdir. Ne diyelim? Revenant iken L2 tuşuna basarak jetpack'i kullanabiliyoruz. Arka tuş ise roket atmamızı sağlıyor ve 300 canı var. Eğer hala ölmediyseniz demon olmanın da bir süresi var. 1 dakika falan sürüyor. Eğer birisi sizi demonken öldürdüyse demon'un havada 5 saniye düşman takıma kilitli olarak kalıyor. Eğer düşman takım 5 saniye içerisinde demon rune'ü almazsa yine nötr hale geliyor ve takım arkadaşlarınız tekrar alabiliyor ama saniye kaldığı yerden devam ediyor. Sıfırlansa çok can yakar. Oyunun içerisinde can, zırh ve mermi olmak üzere 3 çeşit ek yardımcılar bulunmakta. Can ile mermi bunlar azaldığında tamamlamanıza yarıyor. Zırh burada çok büyük bir rol oynuyor. Eğer zırhları toplamadan geçerseniz sizi saniyeler içerisinde öldürebiliyorlar. Aman dikkat, zırhlar çok önemli bu oyunda. Almadan geçeyim demeyin. Can barı 3 halkadan oluşuyor. Mini, orta ve büyük can paketi. Zırh paketi de yine 3 parçadan oluşuyor. Aynı şekilde mini, orta ve büyük. Mermi paketleri her zaman büyük bir şekilde etrafta bulunuyor. Genelde can paketlerinin yanlarında bulunuyor. Zırhınızı normal şartlarda sadece 50'ye kadar çıkarabiliyorsunuz. Ancak mini zırh paketleri zırhınız 50 bile olsa artı 5 zırh veriyor. Maksimum zırh değeri 100. Bir de etrafta bazen çıkan özel paketler var. Mavi ve yeşil olan paket canınızı ve zırhınızı direkt fullliyor. Double damage mor olan size ekstra hasar vurmanızı sağlıyor. Sarı olan haste ise size süper hız veriyor. Bir de özel çıkan Gauss Cannon var. Elime sadece bir kere alabildim ama onu videoya kaydetmedim aptal gibi. Şöyle anlatayım, silahta 5 mermi var ve 5 mermi birisine değdiği zaman direkt tek atıyor. Can zırh dinlemeden. Oyunda 7 adet silah ve 3 adet bomba bulunmakta şimdilik. Onlar da yeni büyüyecekler herhalde. Heavy Assault Rifle. Pek kullandığım söylenemez, o yüzden bir şey diyemiyorum. Plasma Rifle, Super Shotgun'dan sonra kullandığım ikinci silahtı ve gayet eğlenceliydi. Rocket Launcher ki favori primal silahım. Super Shotgun ki secondary favori silahım. Vortex Rifle, Sniper diyebiliriz. Kendisi ilk başlarda bayağı kullandığım bir silah. Lightning Gun pek kullandığım söylenemez, o yüzden sadece lazer kullandığını gördüm. Onu biliyorum. Son olarak Static Rifle. Yürüdüğünüzde yük biriktirip yük başına hasar vuruyorsunuz. Yüksüz ateş edebiliyorsunuz. Bombalara gelirsek. Frag Grenade. Bildiğimiz belli bir noktada patlayan bomba. Teleport Grenade. Attığınız noktada ışınlanmanızı sağlayan bombamsı alet diyelim. Sifon Grenade. Attığınız noktada uzun menzilli etrafta yavaş yavaş can götüren bomba diyelim ona da. Tam açılımını bilmiyorum Sifon Grenade'inde. Bir de Hack Module diye bir olay var oyunda. Size doğduğunuzda ekstra özellikler sağlıyor. Vital Signs. Düşmanın canını ve zırhını gösterme. Supply Timer. Ek paketlerin gelme zamanını gösterme. Bounty. Adam öldürdükçe %75 XP artışı. Armor Plating. Her öldüğünüzde artı 5 zırh. Maksimum 35 zırh. Power Seeker. Harita üzerinde bulunan özel powerları açma. Haste. Double Damage. Ghost Cannon gibi. Retribution. Sizi öldüren son adamın yerini gösterme. Oyunda bir de Customization kısmı var. Ki insanlar buraya bayağı halo diyor. Evet, aslında bayağı halo ama ben bayağı sevdim bu yeniliği. Bayağı güzel geldi. Hiç de fena değil bence. Neyse, karakterinizin zırhını şekillendirip renklendirebiliyorsunuz. Silahları ise sadece renklendirebiliyorsunuz. Beta'da şu anda sadece 15 level'a kadar çıkabiliyorsunuz. Bu sayı normal Doom'da artacaktır çünkü bazı oyuncular için bu sayı çerezlik arkadaşlar. Benim için bile çerezlikti hani bu sayı. Bir günde falan bayağı oturup 15 level'a falan kasmıştım. Her level atlayışınızda rastgele eşyalar ve renkler alıyorsunuz. Hack modu her oyun sonu düşüyor.
Herhalde oyunun bazı beta kısmını kısaca anlattım. Şu anda oyuna saldırmakta olan bir ekip var ama onları umursamıyorum şahsen. Oyun gerçekten zevkli. Ha bir de müzikleri anlatmazsam ölürüm. O müzikler gerçekten epik. Yeteri kadar oynadığımı düşündüğümde birden müziğin girmesiyle bildiğiniz gaza girip oyuna dalmışlığım vardı tekrardan. Şimdi o güzel soruyu sormak istiyorum. Oyun kendini özletecek mi? Oyun satın almaya değer mi? İlk olarak evet, oyun mükemmel özletecek kendisini ve hala şu anda özlüyorum oyunu bildiğiniz. Şu anda oyunun bitiminden 4 gün falan geçti. İnanır mısınız? 4 gündür özlüyorum oyunu cidden yani. Oyunu açıp oynamak istiyorum. Ve oyun kesinlikle almaya değer arkadaşlar. Alın, kimsenin sözüne bakmayın. Oyun gerçekten epik. Oyun gerçekten güzel ve Doom havasını hissedebiliyorsunuz. Videonun başında da dediğim gibi bu oyun single player ön temalı bir oyun. Multiplayer'da bile bu kadar eğlendirdiyse single player'da da bir o kadar eğlendireceğini düşünüyorum şahsen. Kesinlikle oynanır. Büyük ihtimalle Doom da oynanır alacak benden. Ama hiç belli olmaz. Benim gibi çocukluğundan beri FPS manyağı olan bir adam Doom gibi bir oyuna oynanmaz etiketi koymaz herhalde. Koydurtmazsınız değil mi Bethesda Bey? Lütfen koydurtmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Did you like it?